Bugün ülkemizin bütün köy okullarıyla beraber Serhat şehrimiz Iğdır'ın Aralık ilçesi Gödekli Köyü İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zilini çaldık. Şu an itibariyle köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6000 birleştirilmiş sınıf ile 2700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken diğer öğrencilerimiz de uzaktan eğitim için ekranların karşısında yerlerini aldılar. İkinci yarı yılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu hafta itibariyle ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız 1 Mart'ta okul öncesi özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavına hazırlanmakta olan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okullarımızın kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Çok kıymetli vatandaşlarımız, peki okulları hangi koşullarda açıyoruz? Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki okullarımızın açılması ile ilgili attığımız tüm adımlar bakanlığımızca yapılan uzun süren araştırma ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendi. Bu adımların ilki tüm eğitim kurumlarımızın tedbir uygulamalarında bir standarda tabi olmasını sağlamaktı. Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olması elbette bizim için çok önemli. Bu kararlılıkla bütün çocuklarımızın, evlatlarımızın aynı sağlık güvenliği imkanları içinde olması için de 27 Temmuz 2020 tarihinde Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği protokolü kapsamında bildiğiniz gibi bir kılavuz yayımladık. Bu kılavuzda okul sınırları içinde öğrencilerimizin nerede ve nasıl hareket edeceklerine, hangi alanlarda ve şartlarda ders yapacaklarına, okulun hangi alanlarında ne tür faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğine ve öğretmenlerimizin alacağı tedbirlerin ne olacağına ayrıntılı bir şekilde yer verdik. Sınıflar, öğretmen odaları, okul bahçesi gibi bir okulun binasında aklınıza gelebilecek her ortak kullanım alanı için ayrı kurallar belirledik. Kılavuzun yayımlanmasının hemen ardından okullarımızın hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına okulum temiz belgelendirme programını da yürürlüğe aldık. Bu gördüğünüz kılavuzla ilgili çalışmalarımızı hem öğrencilerimiz, hem velilerimiz, hem çocuklarımız için de ayrı ayrı yapma imkanı bulduk. Ve şu an itibariyle de okullarımızın %98.2'sini oluşturan 49.300 civarındaki okulumuz okulum temiz belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi. Bunların yanında okulla bir bağ bulunan herkesin HES uygulaması ile COVID-19 virüsüne yakalanmış olması ve temaslı olma durumları okul müdürlerimize bildiriliyor. Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulanması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin
ilk doz aşılarının yapılmasına da başlanacak. Değerli vatandaşlarımız, sevgili basın mensupları, biliyorsunuz yol haritamız olan 2023 eğitim vizyonumuzda temel ilkelerimizden biri olarak altını çizdiğimiz eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri karşılamak üzere dağıtımlarımıza da hızla devam ediyoruz. Salgın son bulup yüz yüze eğitime tamamen geçtiğimizde de öğrencilerimizin EBA ile sunduğumuz içeriklerden faydalanmalarını elbette çok istiyoruz. Bu sebeple uzaktan eğitim için gerekli cihazı olmayan öğrencimiz kalmayana kadar da tedarik sürecini halkımızın da desteğiyle sürdürmek istiyoruz.